Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başta silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükranla, minnetle, duayla anıyoruz. Cumhuriyet bayramımız hepimize kutlu olsun ve Yüce Allah bu millete bu bayramı sonsuza kadar yaşamayı nasip etsin diyorum. Bütün ecdadımızı, atalarımızı dua ile anıyorum kıymetli canlar. İnşallah bu videoyu hazırlarken zaten 29 Ekim olacak ama onu da pazar günü kısa o shorts videosu dediğim videolarla da yayınlar sizlere de izletmiş olurum. Kıymetli canlar, bu hafta yine sizlere dop dolu güzel hem cumartesi hem de pazar izleyeceğiniz ilanları aradım buldum. Hadi şimdi videomuzu izleyelim. Kıymetli dostlar, kıymetli canlar. Türkiye'nin 81 iline yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm canlarımıza selam olsun. Ve cumartesi pazar için hazırladığım ilanlarımıza şimdi hep beraber bakalım. İlk yayınımı Bolu Göynük Hacı Abdi Mahallesi'nden yapacağım. 160 bin liraya buldum ve 28 Ekim 2022 tarihli bir ilan bu. Hem cumartesi izleyin hem pazar izleyin diye biraz böyle geniş tutalım. Arada muhabbet edelim. Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlayalım. Yani canlar, diyeceğim o ki ilanlarımıza ilan gezelim de Murat'la başlayalım. Şimdi canlar, burası Bolu Göynük Hacı Abdi Mahallesi'nde Okan Gayrimenkul'den Göynük merkezde kelepir satılık ev demişler. Fotoğrafları büyümüyor. Onun için çok üzgünüm. Fotoğrafları büyümüyor çünkü kötü bir fotoğraf çekmişler. Ha, büyüyenler var. Pardon, ilk baştakiler büyümemişti ama bunlar şimdi büyüyen fotoğraflar. Bu arada Cumhuriyet Bayramı olduğu için beyaz bir tişört, kırmızı da böyle güzel bir mikrofonumuz olduğu için canlar, kırmızı beyazla ne yaptık? Güzel bir uyum sağladık diye düşünüyorum. Ben çok seviyorum. Her vatansever gibi, Türkiye'mizi her seven vatandaşı gibi çok seviyorum bayramı da, ülkemi de. Canlar, 21 tane fotoğraf var. 21 tane fotoğraf. Fotoğraflardan başladık. 160 bin lira istiyorlar. Şu görmüş olduğumuz yapı. Yapının çatısı da buradan çok iç açıcı gözükmüyor. Kendisi de çok iç açıcı değil. Komple bakım isteyen bir ev. Görüyor musunuz? Bakın. Çok büyük değil canlar. Fiyat uygun diye aldım. Elinden gelen canlar varsa ufak fiyatla büyük işler yapacak canlar varsa onlara gelsin. Zaten ufak paralarla büyük emekler harcayarak yapılan olaylar daha güzel olur diye düşünüyorum. Evin içini de çekmişler bu arada. Merdivenleri ve iç yapısını görüyorsunuz. Bakın. Şurada şömine gibi bir şey varmış. Kapatmışlar onu. 21 tane fotoğrafı var canlar. Bolu Göynük Hacı Abdi Mahallesi'nde 123 metrekare, 80 metrekarede evin kullanım alanı varmış. Bakalım ne yazmışlar, hep beraber okuyalım. Evimiz tapuda 123,42 metrekare olup bahçeli ahşap ev olarak geçmektedir. Evimiz ortalama 75-80 metrekaredir. Evimizin elektrik ve su abonelikleri bulunmaktadır. Evimiz uzun süredir kullanılmadığından dolayı tadilat gerekmektedir demişler. Evin girişinde ayakkabılık ve bir oda bulunmaktadır. Yukarı katında iki oda tuvalet, banyo bulunmaktadır. Çarşıya ve devlet dairelerine 5 dakika yürüme mesafesinde. Burası çok önemli. Ufak bir metrekare olabilir. Fiyat uygun canlar ama
merkezi bir yerde, bakın ne diyor? Çarşıya ve devlet dairelerine 5 dakika yürüme mesafesinde, Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne 200 metre mesafededir. Ömer Sikkin Hazretleri Türbesi'ne 150 metre mesafededir. Maşallah, bu arada türbelere de bayağı yakın. Resimler güncel olup evimiz fotoğraflarda göründüğü gibidir demişler. Detaylı bilgiler için de bizi arayın demişler canlar. Şimdi cumartesi yayınımızın ilk ilanı bu olsun. 160 bin liradan satılıyor. Okan Kocabaş 0530 543 çift 0 14 0530 543 çift 0 14. Telefon numaralarını iki defa söylüyorum. Alamayan canlar varsa lütfen cep telefonlarından, eğer izliyorlarsa şöyle ortaya bir dokunsunlar video, hani ben konuşurken devam ederken bir durdursunlar, ortaya basarlarsa durur. Durdurup telefon numaralarını daha kolay alırsınız canlar. Ben yine de iki defa söylüyorum ama sizlere de taktik veriyorum. Yani durdurursanız daha kolay almış olursunuz. Ya da mesela durdurup ekran fotoğraf kaydı da alabilirsiniz telefonunuzdan. Onu da yapabilirsiniz canlar. Eğer bilgisayardan seyrediyorsanız da normal akışı durduracaksınız. O şekilde alacaksınız. İkinci ilanımıza gidelim. Bakalım nereye gideceğiz? Çanakkale. Çanakkale Çan İlyas Çiftliği köyünde. Şimdi bu ilanı ben çok beğendim. Yeni tarihli bu da. Kıymetli canlar. Çanakkale Çan İlyas Çiftliği köyünde 280 bin liraya 28 Ekim 2022 tarihli bu ilanı beğendim açıkçası. Metrekare ve fiyat, bakın, uyumlu, çok aşağıda, neredeyse yarı yarıya. Acil satılık sanırım burası, bilmiyorum ama yeni bir tarih. Bakın Çanakkale Çan, bu tarafı İlyas Çiftliği köyünü biz de şimdi konumuna bakarız ama sizler de araştırın. Biliyorsunuz ben bütün ilanları açıklama kısmına, videomuzun açıklama kısmı var hemen alt tarafta, oraya bırakıyorum canlar. Oradan o linklere tıklayarak da bu ilanlara girebilirsiniz rahatlıkla. Bütün hepsinin, burada ne veriyorsam size, onların bütün hepsinin linkleri aşağıda var. Kıymetli canlar, bu arada videoyu izliyoruz ya, şu like'ları unutmayalım. Murat kardeşinizi üzmeyin. Orada patican var. Patican'ı bıraktım. Patican söylüyor sizlere. Murat kardeşinizi üzmeyin diyor. Like'ları, beğenileri unutmayalım. Hem cumartesi hem pazar rekor gelsin. Geçen haftaki rekorun aynısını bekliyorum sizlerden. Şimdi canlar, bu yerimiz 280 bin liradan satılık. Bence iyi ama bakacağız. Şimdi değerlendireceğiz. Fotoğraflara bakalım. Şöyle bir ev çıktı karşımıza. Burada iki tane tapu var canlar. Bakın 1631 parselle 1632 parsel satılık burada. İki tane parsel var ve bu parsellerin içinde ev var. Bakın bir tanesi bu. 126 metrekare olanın içinde Avlulu Kargir Ahır Ev yazıyor. Öz nitelik bilgisinde. Çanakkale Çan İlyas Ağa Çiftliği. İkincisi neymiş? İkincisinin tapu alanı da 344 metrekare. Bunda da Avlulu Kargir Ev yazıyor. Yani iki tane tapu almış oluyorsunuz canlar. Ayrı ayrı iki tane tapu tek fiyata almış oluyorsunuz. İster bir tanesini bahçe olarak kullanın, isterseniz ikisine de tadilatlı ev yapın der Murat kardeşiniz. 280 bin liraya satılık bu yer. Burada şimdi kat mülkiyeti yazıyor da buraya bankalar kredi vermez. Bunu arkadaşların araştırmamasından dolayı kaynaklı. Yani bankalar bu eski yapılara kredi vermiyor canlar. Açıklamayı da bir okuyalım. Çanakkale Çan İlyas Ağa Çiftliği köyünde birinci tapu 344 metrekare. Bizim söylediğimiz gibi diyor. İki katlı giriş katı depo, ikinci kat 2+1. Oturulabilir durumda müstakil bahçeli avlulu kargir ev. İkinci tapu da 126 metrekare avlulu kargir ahır demiş. İkisi beraber 280 bin TL demişler canlar. Şimdi ikisi beraber 280 bin lira demişler. Bir de ne yapalım? Biz konumuna bir bakalım. Bu İlyas Ağa Çiftliği nerede?
Neredeymiş bakalım. Nereye ne kadar yakınmış? Bir kere Çan'a yakın. Bakın Çan'a kuş uçumu mesafesi 6,5 kilometre. Üstüne 4 de siz koysanız fazla fazla 10 kilometre mesafesi var. Çanakkale, Çan merkezine yani hastaneye, postaneye her şeye yakın. Çanakkale'ye ne kadar mesafesi varmış? Çanakkale'ye de kuş uçumu 50 kilometre gösteriyor. Hadi siz de bunu 60 kilometre yapın. 1 saat bir mesafede Çanakkale'ye yakınlığı. Ayvalık'a ne kadarmış? Ayvacık'a. Ayvacık'a da 70 kilometre. Deniz tarafına biraz uzak tabii. Behramkale. Ama Çanakkale tarafına daha yakın. Deniz olarak. Marmara'ya yakın mı? Evet, Marmara'ya daha yakınmış. Bakın. Marmara'ya daha yakınmış buradan. Görüyoruz. Yani fena değil. Bilmiyorum, bu tarafı düşünenleriniz var mı? Yine de ne yapıyoruz? Geçen haftalarda gösterdiğim gibi Google Maps'ten bu yerlere ben kuş uçumu olarak internet sitesinin sahibinden .com sitesinin verdiği haritadan bakıyorum ama siz yine Google Maps'ten bakın, oldu mu canlar? Çanakkale, Çan, İlyas Çiftliği Köyü, yeni ilan 28 Ekim 2022 tarihinde ve Şükrü Çetin 0542-458-49-19 0542-458-49-19 yerlere gitmeden almayın. Aman ha, ucuz geldi, o oldu, bu oldu falan görmeden almayın. Bir gününüzü, iki gününüzü gerekirse oralarda harcayın. İmara gidin, sorgulayın, imardan sorup soruşturun, o şekilde alın. Pek bir şey gözükmüyor ama her zaman diyorum siz yine de sorgulayın. Bu arada imardan sorgulayacağınız şey buraların imarlı olup olmadığı, tapusunda herhangi bir yıkım kararı, yola terk var mı yok mu onları öğrenebilirsiniz. Diğer borç, harç, haciz, ipotek gibi kısımları tapu dairesinden öğreneceksiniz ama böyle Çanakkale, Çan, hani büyük şehirler, büyük şehirler değil de büyük şehirlerde mesela binalar ayrı ayrı olabiliyor. Mesela ben İstanbul Bahçeli Evler'deyim. Bahçeli Evler'deki Tapu Müdürlüğü ile İmar Müdürlüğü arasında neredeyse 20 dakikalık bir mesafe var. Yani 15-20 dakikalık arabayla bir mesafe var. Ama burada öyle olduğunu ben zannetmiyorum. Hepsi kaymakamlık binasının etrafında ya da içinde oluyor. Onun için çok uzak değildir. Yani her ikisini de aynı binanın içerisinde sorgulayabilirsiniz. Birçoğunu Google'dan telefon numarası yazıp telefonla da insanlar yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. Bazen memurların insafına geliyor. Onlar da haklı tabii. Çalışma saatlerinin içinde telefonla rahatsız edilmesini kimse istemez. Ama eğer telefona çıkanlar varsa, anlayışlı insanlarsa da onlar da telefonda da size bilgi de verirler canlar. Bunu da size belirtmiş olayım. Telefon numarasını da verdik. Çanakkale, Çan, İlyas Ağa Çiftliği Köyü'nde 280 bin liraya satıyorlar. Düşünenler varsa değerlendirsin. Üçüncü yerimiz 515 bin liraya satışta olan Çanakkale Ezine Kızılköy Köyü'nde. Yine 28 Ekim 2022 tarihi bir ilan. Çanakkale Ezine Kızılköy Köyü. Yani buralar biraz Ezine taraflarına geldikçe, denize yaklaştıkça canlar, daha önceki videolarda da söylediğim gibi fiyatlar ne yapıyor? Biraz daha yükseklere çıkıyor tabii. Şimdi burası mesela diğer yer kadar büyük değil ama fiyat olarak ondan daha büyük ve metrekare olarak da diğerinden daha küçük. Çok fazla bir fotoğraf yok canlar. 8 tane fotoğraf var. Böyle alttan bir taş yapı, üstünde yığma tuğlayla yapılmış bir yapı var. Bakalım. Ezine ve ova manzaralı, önü kapanmaz, üç tarafı yol ile çevrili, harika lokasyonda köy evi satılıktır demiş. İster mevcut evi tadilat ettirin, isterseniz %80 ve 2,5 kat köy imarına uygun yeni villa yapın demiş. Dilerseniz de yatırımlık olarak değerlendirebilirsiniz, kaçırılmayacak fırsat demişler. Araç takası da değerlendirilir diye not düşmüşler arkadaşlar. Buradaki ilan için. Bunun da bir konumuna bakalım. Şöyle ulaşımı da sol taraftan tıklayalım. Bakın Kızılköy Köyü nerelere yakın? Bir kere Ezine merkeze 6-7 kilometre kuş uçumu mesafesinde. Hani taş çatlasın 10 kilometre bile yok.
Denize de mesela Dalyan tarafına da aşağı yukarı 25-30 kilometre civarında. Yani 30 dakika, yarım saatte kendi aracınızla hem Geyikli tarafına hem de Dalyan tarafına sahillere ulaşma mesafesi çok iyi. Görüyor musunuz? Bakın, yer şu kırmızı baloncuk. Diğer yerlerde böyle yakın olduğu yerleri buradan kuş uçumu da olsa mesafesini tespit edebiliyoruz. Buraya da 515 bin lira diyorlar. Açıkçası Ezine'den, Çanakkale Ezine'den soran bir canımız vardı. Ailemizin üyelerinden. O canımıza da gelsin bu ilan. Çetin Çakar 0546 936 48 99 0546 936 48 99 numaralı telefondan bu ilana ulaşabilirsiniz canlar. Geçen hafta hepinize gerçekten yürekten teşekkür ederim. Geçen cumartesi günü yaptığımız yayın oldukça fazla beğeni aldı. Sağ olun, var olun. Yüce Allah'ım hepinizden razı olsun. Her zaman söylüyorum. Önce Yüce Allah'ın rızası, daha sonra da sizlerin duaları için yapıyoruz bu yayınları ama tabii sizlerin beğenileri ne kadar fazla olursa ben de o kadar motive oluyorum. Daha güzel, daha fazla işler yapmaya çalışıyorum. Saadet, kıymetli Saadet dostum, hemşerim, kıymetli can, sana da selam olsun. En son yaptığım video Perşembe akşam videosuna yorumlarımı ulaştıramadım bir türlü. Sayfanın ağırlığından olsa gerek. Hala da bu videoyu yapmadan önce oraya da yorum yazmaya çalışıyorum bir yandan. Sağ olsun bütün videonun altına, bütün herkese cevap olarak aile kanalımıza hoş geldiniz demiş. Kendisiyle hiç görüşmedim, tanışmadım ama gerçekten çok kıymetli bir insan. Kıymetli bir dost. Hepiniz gibi canlar. Yani kanala öyle bir sahip çıkıyor ki gerçekten kendi işiymiş gibi ya da işte bir şeymiş gibi, ona hani vazifeliymiş gibi, sağ olsun herkese tek tek cevap veriyor. Yüce Allah'ım razı olsun. Hem bu dünyada hem hak dünyada seni yalnız bırakmasın. Hiçbirinizi yalnız bırakmasın Yüce Allah'ım. Canlar, gerçekten aile gibi olduk artık bu kanalda. Yani nasıl söyleyeyim? O kadar rahatım ki ben mesela bu kamera önüne çıkayım, konuşayım, hiç böyle bir şeylerimiz yokken, daha önceki videolarda da hep söyledim. Arkadaşlar, ofisimizdeki arkadaşlar sağ olsunlar, onlar da ittiler. Sen bu işi güzel yaparsın işte. İnsanlara yardımcı olursun. Hem konuşman düzgün dediler. Ama tabii ben hiç böyle bu ortamı, bu kamera ortamına, bir kamerayı alalım karşımıza konuşalım. Hiç alışkın değilim. Hatamız varsa, kusurumuz varsa da affola ama dilimizin döndüğünce samimi bir şekilde sizleri samimi olarak karşımda, hepinizi hiç görmedim realde ama sanalda gerçekten karşımdaymışsınız gibi samimi bir şekilde sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. İstiyorum ki yanılmayın. İstiyorum ki burası büyük bir platform olsun. Emlak ve gayrimenkul platformu olsun. Siz de yanılmadan alışverişinizi gidin, yapın. İşte gönlünüze göre yerler olsun inşallah. Hepinizin duacısıyım. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Yani ne bileyim işte böyle dostane, hem sohbet havasında hem de ucuz uygun gördüğümüz kelepir yerleri anında size ulaştırabilmek. Bu. İnşallah faydamız dokunur canlar. Bu ilanımızı da geçtik. Ve Burdur Bucak Çamlıca mahallesinde 205 bin liraya bulduğum bir yer daha var. Bu 205 bin liraya bulduğum yerde 200 metrekare canlar. Burası 200 metrekare. Fotoğraflarını büyütelim. Burdur soran canlar vardı. Böyle yollar yine taş parkeli. Eskiden buralar hep Arnavut kaldırımlarıydı. Şimdi artık bu şekil taşlara döndü. Sokaklar. Şöyle güzel bir
Tuğlanın altında temelli bir yer burası. Arkadaşlar bakın beton direkler ve kolonları görüyorsunuz. Sağlam bir yapıya benziyor dışarıdan. Yan taraftaki evler de çok güzel taş evler. Burası da ama ona ait sanırım. Fazla fotoğrafı yok. 13 tane fotoğraf var. İçinin resimlerini, fotoğraflarını çekmemişler. Çekmemişler maalesef. Kullanılabilir iki tarafı yol, suyu, elektriği bulunan müstakil evimiz satılıktır. Fiyatı da gayet uygun olup manzarası çok güzeldir. Tam doğa yaşam yeridir. İrtibat telefon Şükrü demişler. Şükrü satılmış arsa ofisi. 205 bin lira yazmışlar. Bilmiyorum pazarlığı olur mu olmaz mı? Çok fazla da bir şey yazmıyorlar. Bakın işte zaten bunları yazıyorlar. Bu aslında şu açıklama kısımlarında Perşembe günü sanırım bir canımız şikayetçiydi. Mesela Murat Bey işte ben bir yeri aradım. Onlar ada parsel vermedikleri vermemişler. Ama işte ilanları atmışlar. Ada parsel veremiyoruz demişler. E kardeşim ada parselini veremiyorsan ilanı niye yayınlıyorsun? Neden yayınlıyorsun? O da ayrı bir konu. Ben aslında gayrimenkul danışmanı olarak bunu biliyorum da şöyle aslında çoğu neden vermiyor? Birçok emlak ofisine dağıtmış oluyor mal sahibi. Bu elindeki mesela diyelim bir tane arsası var. 200 metrekare bir arsa. Adam burayı satışa çıkartıyor ama bir tane ofise vermiyor mesela. 5-6 tane ofise veriyor. Şimdi onlar da kafalarınca hani şöyle düşünüyorlar. Ben şimdi ada parselini verirsem diğeri de verirse benim müşterim ona gider veya onun müşterisi diğerine gider diye. Bu da aslında doğru bir şey değil. Kendinize seçtiğiniz bir emlak ofisi varsa ya direkt onunla çalışın ya da ona şöyle söyleyebilirsiniz o güvendiğiniz emlak ofisine. Kardeşim Murat Bey ben sana bu arsamı veriyorum ama sen başkalarına da paylaş. Lütfen benim satışım hızlı olsun. Hani başka emlak ofisleriyle de paylaş diyebilirsin. Böylece hepsi ekmek yer. Kimse kimseye de düşmez. Bu arada da ne olur insanları da daha fazla bilgilendirirler. Böyle kısa açıklamalar ya da ada parsel vermiyoruz gibi sorunlarla insanlarımız karşı karşıya kalmaz diye düşünüyorum. Şükrü satılmış arkadaşlar 0532 775 77 92 0532 775 77 92 numaralı telefondan bu Burdur Bucak Çamlıca mahallesindeki ilana ulaşabilirsiniz canlar. Devam ediyorum. Çanakkale'deyim yine ama adadayız bu sefer. Çanakkale Gökçeada Zeytinlik Köy köyünde yine 28 Ekim 2022 tarihli bir ilan var. Şimdi Gökçeada olduğu zaman konu burada sit alanı fazla. Bakın dikkat edin. Gökçeada'dan bir yer almayı düşünüyorsanız hani bu arsa da olabilir. Sit alanı içerisinde mi? Değil mi? Buna çok dikkat edin. Bu da bu bölgede sizlere bir uyarım olsun. Çünkü çoğu yer orada sit alanı. Tarihi yerler biliyorsunuz. Zaten baksanıza evin taşları ne kadar kim bilir eski ama hala da sağlam olarak duvarlar duruyor o taşlarla. Yapı bu arkadaşlar. Burayı şimdi niye seçtim onu da söyleyeceğim size. Sit dışı kalıyormuş burası. Başlıkları öyle. İşte aman diyorum bak bu tip yerleri mutlaka sorun imar müdürlüğüne. Bak avlulu dam geçiyor. Tapu alanı da 350 metrekare. Metrekaresi iyi. Orada aşağı yukarı 70-80 metrekarelik yerlere bile 5-600 bin lira istiyorlar. Bunu onun için aldım. Gökçeada Zeytinli'de eğer size uygunsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Adada yaşamak isteyenler varsa ev şurası bakın şu alın. Canlar. Orada zaten evlerin çoğu hep böyle. 12 tane fotoğrafı var. Fazla fotoğraf yok. Özellikler. Bölge olarak Cigura Organik bölgesinde yolu var, suyu var, sit dışı. Tapuda avlulu dam yazıyor. Doğru. Avlulu manastır karşısı. Dam 60 metrekare. Tapu alanı 350 metrekare. Zeytinliköy bakın 193 ada 40 parsel vermiş.
bakabilirsiniz. 193 ada 40 parsel. Hatta bu 193 ada 40 parselle gidip İmar Müdürlüğü'nden de burayı sorgulayabilirsiniz canlar. 350 metrekare demiş, 825 bin lira istiyorlar. Bilmiyorum bütçenizi ama adada fiyatlar yüksek. Ahmet Çetin Soy 0544 388 3802 0544 388 3802 canlar. Devam edelim. Kütahya'ya gidiyoruz şimdi. Kütahya Gediz Yağmurlar Köyü'nde. Kütahya Gediz Yağmurlar Köyü'nde 1113 metrekare. Kütahya'dan soran dostlarımız vardı, onlara gelsin. 1113 metrekarelik bir yer burası. 11 tane fotoğrafı var ama fotoğraflar bakın böyle çok bulanık çekmişler. Şurada yine bir ağaçlar, yetişkin ağaçların içinde evin ucu şuradan şöyle bir gözükmüş. Ya evi değil de daha çok ağaçları çekmişler ama ev de sanırım harabe halde. Bakın şurası, şu çizgi. Bu arada yola da cephesi var, görüyorsunuz. Yerin şu kırmızı çizgiler içine aldıkları yer. Şuradan da yine ufakça bir görebiliyoruz evi. Ulaşımı bak, Maps diyordum ya size, Google Maps. Bakın Üsküdar'dan buraya 4 saat 52 dakikada İstanbul Üsküdar'dan kendi aracınızla yani 5 saatte gidebiliyormuşsunuz. Onu da yayınlamışlar. 2 adet kerpiç ev ve fırın ve arsası yazmışlar. 1113 metrekare öz nitelik bilgisinde arkadaşlar. Düşünenler varsa 200 bin lira yine 28 Ekim 2022 tarihli bir ilan. Bakalım ne yazmışlar. Konumu doğrudur. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teknik ve konum bilgileri: Kütahyalı Gediz ilçesi Yağmurlar Köyü, tarlabaşı mevki, 189 ada 74 parselde, 1113 metrekare müstakil ev nitelikli, genişliği 20 metre en geniş bölümü demiş, uzunluğu 65 metre, dikdörtgen şeklinde, içine kadar araçla girilebilen, hissesiz, müstakil parsel, çok güzel, benim en sevdiğim, hastasıyım. Üstünde herhangi bir şer, ipotek, haciz olmayan harika arazimiz satılıktır. Çok güzel açıklamalı bir ilan arkadaşlar. Köy içinde ilçeye 25 kilometre, il merkezine 65, İstanbul'a 300 kilometre uzaklıktadır demiş. Varsa bizden iyisi, o da bizden birisi diye de Şevval Emlak böyle güzel bir dörtlük yapmış. Kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Çok güzel açıklamalı bir ilan. 28 Ekim 2022 Veysel Kaan Babacan 0505 443 9961 0505 443 9961 Kanalımın, ailemin üyeleri adına da teşekkür ederim Veysel Bey. Güzel bir ilan, açıklamalı bir ilan vermişsiniz. Canlar 200 bin liraya satılıyor Kütahya Gediz Yağmurlar Köyü'nde. Evet, şimdi Aydın Bozdoğan Dut Ağaç Mahallesi'nde yine 28 Ekim 2022 tarihli bir ilan buldum canlar. Canlar burası çok büyük bir yer değil. Yine düşük bütçeli canlarımız varsa onlara gelsin. Aydın tarafını da düşünenler varsa 135 bin lira istemişler. 103 metrekare bir arsası var. Fotoğraflarını büyütelim ve karşımıza harika böyle nar ağacı çıktı. Çok güzel. Evin durumu bu. Tavanlar, manzarası çok güzel ama. Manzara hakikaten şahane. Şahane. Ahşap olan bölümlerin komple elden geçmesi gerekiyor. Ama taş olan bölümler sağlam gibi gözüküyor canlar. Çatı ne alemde pek anlamadık, göremedik. Sürekli o da nar ağacını çekmiş. Nar ağacı da harika bu arada. E şimdi orada olup onu dalında yemek vardı değil mi? Bazı insanlar şanslı işte. Şunu hiçbir parayla alamazsın ya. Şuraya gidip
Şu nar ağacından, narı dalından böyle kopartıp, değil mi? Hiçbir para, hiçbir şey alamaz onu. Maddiyat alamaz yani. Çok güzel. Hastasıyım. Evet, ne demişler? 103 metrekare arsa içinde müstakil tapulu köy evi, avlulu, iki katlı, manzaralı, ev tapuda kayıtlı, köye dolmuş var demiş. Evet. Kaç para? 135 bin lira. Aydın, Bozdağ, Dut Ağaç mahallesinde. Bu Aydın'a da bir bakalım mı şöyle? Oraya da bir bakalım. Bu Bozdağ nereye yakın, nereye uzak? Haritamız bazen sahibinden.com haritası işte böyle bazen arıza verebiliyor maalesef. Şu anda verdiği gibi pek bakamıyoruz. Ya bir deneyelim bakalım. Evet. Bazı ilanlar da bunu yapıyor. Sahibinden.com'un da bunu acil düzeltmesi lazım. Canlar. Ama siz bakın Aydın Bozdoğan Dutağaç Mahallesi'nde Yılmaz Güneş 0533 667 46 48 0533 667 46 48 numaralı telefondan bu ilana da ulaşabilirsiniz canlar. Evet canlar. Bu ilanımızda yine Çanakkale Çan Kocayayla köyünde bulduğum uğraşamam edemem ben eski evin tamiriyle uğraşamam diyenlere gelsin 8 tane fotoğraf var ve arsanın içinde de böyle betonarme bir ev var. Valla eski yıkık yerlerle uğraşamam diyenlere bu ev çok da sağlıklı gibi gözüküyor. Şuradan şöyle baktığımız kadarıyla görüyor musunuz? Yani konteynerdan işte daha büyük ama betonarme bir yapı, sağlam bir yapı. Daha da güzelleştirebilirsiniz, bilmiyorum. Bu evi. Burası şimdi bakalım ev köy merkezinde olup kahvehane, market, eczane, camiye 5 dakika yürüme mesafesinde evin bulunduğu arazi 403 metrekaredir bahçe yapımı için uygundur. Metrekaresi de güzel. Yani eve 120 yazmışlar. 3 artı 1 yazmışlar. Yani bilmiyorum, bir daha bakalım fotoğraflarına. Bakın mutfağı falan böyle biraz tabii şu tezgah falan masraflı. Masraflı. Kullanan böyle de kullanabilir. Pimapen mi diye bakıyorum. Valla camları da pencerelerde pimapen gözüküyor. Yani yerleri belki lamine parke yaparsınız. Şu taş olarak kullanılmış, fayans olarak kullanılmış, görüyor musunuz? Yani değiştirebilirsiniz. Ufak tefek işleri olabilir ama güzel de bir yer olabilir. 490 bin lira. Temin bakamamıştık konumuna. Belki burada bize açar. Evet açtı. Diyorum ya bazı ilanlarda sıkıntı yapabiliyor. Kocayayla'da. Kocayayla Çan'a 10 kilometre canlar. Kuş uçumu 10 kilometre. Çan merkeze. Çan merkeze de çok uzak değil. Çanakkale'ye de yine 45-50 kilometre kuş uçumu mesafesinde. Marmara'ya da yine 40 kilometre falan diye desek. Yani hem Marmara Denizi'ne hem de Saros'a ulaşabileceğiniz bir yer, Boğaz'a, Çanakkale Boğazı'na da bir saat aşağı yukarı ulaşabileceğiniz, Marmara'ya da 45 dakikada ulaşabileceğiniz, 10-15 dakikada da Çan merkezine ulaşabileceğiniz bir yer. Bunu da yine 28 Ekim tarihli bir ilan, 2022 tarihli, 28 Ekim 2022 tarihli bir ilanımız. Bunu da sizler için listeye aldım ve mal sahibinden canlar. Mal sahibi vermiş. 0505 441 81 76. 0505 441 81 76. Bu da bana yine uygun geldi. Çünkü masraf yok. Yani bu şekilde de oturulur da ben söylüyorum öyle işte yerleri lamine yaparsınız, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız diye hiçbir şey de yapmadan pekala oturabilirsiniz. Canlar devam edelim. Evet, nereye geçtik? Muğla Milas Sarıkaya Mahallesi'ne. Bu da yine 28 Ekim 2022 tarihli ama çok büyük bir arsası yok bu evin canlar.
425 bin lira mı? Muğla'dan da soran çok dostlar var ya, onlara gelsin bu da. Şöyle ev taş bir ev. Manzarası yine güzel. Ama oldukça masrafı olan bir ev. Çok bakımsız kalmış. Şimdi fotoğraflarına hem bakalım böyle birlikte, hem de ben size şöyle hava durumundan da bahsedeceğim. Yani hep çalışıyoruz bunları, bölgelerde çalıştığımız şeyler. Bu Sarıkaya, Milas Sarıkaya bölgesi canlar. Sarıkaya tarafları kışın biraz daha serin olur. Bunu daha önce de söylemiştim. Daha evvelki videolarda da söylemiştim. Yine belirteyim. Yeni izleyen canlar vardır. Onlar da bilsinler. Tapuda iki katlı geçmektedir. İster tadilat, istenilirse yeniden inşa edilebilir. Doğası, ortamı sakin ve huzurludur. Detaylar için arayınız demişler. Bana metrekare olarak ufak geldi. 120 metrekare. Ama yine de düşünenler varsa 425 bin lira yazmışlar. Canlar, Muğla'dan yine iki tane ilanımız olacak. O ilanlarımıza da yine birlikte inceleyeceğiz. Bir tanesi buydu. 0533-717-2248 0533-717-2248 numaralı telefondan bu ilana ulaşabilirsiniz canlar. Arkadaşlar, İzmir'e gidiyoruz. İzmir'imize de selam olsun. İzmir Ödemiş Şirinköy. İzmir Ödemiş Şirinköy'de 300 metrekarelik bir arsası olan yine müstakil bir ev arkadaşlar. Şirince ile karıştırmayın. İzmir Ödemiş burası. Ödemiş'te Şirinköy mahallesinde. 6 tane fotoğraf var. Piriket yapı. Arkadaki bahçesi. Hem burası hem burası. İkisi sanırım. Öbür tarafta ahır olması lazım ama içinde gerçekten güzel böyle yetişkin ağaçlar var. Bir ağacı yetiştirmek, şu zeytin ağaçları. Zeytin ağaçları biliyorsunuz çok uzun ömürlü ağaçlar. Ya bir ağacı da yetişkin olarak yetiştirmeye kalksanız yani bayağı bir yıllar, seneler geçiyor. Onun için özellikle belirtiyorum ağaçlar yetişkin diye. Çok fazla fotoğraf koymamışlar. Bakalım ne yazmışlar. Köy süt toplama merkezinin hemen yanında 300 metrekare toplam alana sahip, Ödemiş merkeze 10 kilometre uzaklıkta. İçinde 8 adet yetişkin zeytin ağacı, limon, nar ve incir ağacı vardır. Yola sıfır konumdadır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Ev sahibi olmak için bir telefon kadar uzağız, yakınız demiş. Yani 450 bin lira, 300 metrekare. İzmir Ödemiş tarafını düşünenler varsa bilmiyorum, değerlendirsinler arkadaşlar. Evin şöyle bir dışarıdan görünümü var. Ama tabii keşke iç fotoğrafları da olsaymış. Ama satıcıya belki telefonla görüşürseniz, eğer burayı düşünüyorsanız, kendisinde mevcutsa size WhatsApp üzerinden yollayabilir. 0544-288-4515 0544-288-4515 numaralı telefondan bu ilana da ulaşabilirsiniz canlar. İzmir Ödemiş'te Şirinköy mahallesinde 450 bin liraya satılıyor. Evet, Muğla Milas Kılavuz mahallesinde yine 28 Ekim 2022 tarihli, yani yeni bir tarihli ilan var. 310 metrekare canlar. Buraya 110 yazmışlar, evin metrekaresini yazmışlar. 690 Muğla Milas Kılavuz mahallesi. Fotoğrafları büyütelim. 18 tane fotoğrafı var. Yerin içinden şöyle karşı tarafı çekmişler. Burası. Şurada altta yine bir depo, yanda ahırı. Evin üst kısmından çekilen manzara çok güzel. Kiremitlerin yine onarıma ihtiyacı var. Bu yan taraftaki ahır bölümü. Bu yine evin altındaki depo bölümü. Bu da ahır. Ve evin kapısı. Elektriği bağlı, elektrik panosunu koymuşlar. Evin içini çok çekmemişler. Neden bilmiyorum. Kapısı kapalıydı herhalde. O yüzden evin içinden görüntü koymamışlar arkadaşlar. Onun için üzgünüm. Yok, 18 tane fotoğraf var ama evin içi yok.
Milas'ın Selimiye mahallesine 7 kilometre mesafededir. Kılavuz köyü konum olarak yayla havası vermektedir. Evet, bu da Milas'ın üst taraflarında kalıyor. Yani bakın, onlar da arkadaş da öyle söylemiş. Yayla havası vermektedir. Yani yazları yine serin olan, Muğla'nın serin olan kısımlarından bir tanesi. Yani neden söylüyorum bunu? Kışın da orada kalacaksınız ya, böyle bir yer aldınız. Kışın da kalmayıp, yani yaz kış kalacaksınız ya devamlı olarak. Biraz üşüyebilirsiniz. Ben soğuğu çok sevmem. Onun için soğuğu sevmediğim için bu bilgileri veriyorum ki sonra hep işte diyorum ya, kiralama. Yani önce bir kiralama yapıp orada bir antrenman yapıp yazını kışını bir geçirmek lazım. Şimdi canlar, bizi yeni dinleyenler için bir şeyden yine bahsedelim. Bir konudan bahsedelim. Şimdi bu gerçekten aslında hem zor hem de kolay bir karar. Yani birden de çekip gidebilirsin. Ama ben gitmeden önce bir takım tüyolar veriyorum size. Yani gitmeden önce karşınıza çıkabilecek sorunları da anlatıyoruz. Hep ne diyoruz? Biz buradan satış yapma amacımız yok ki bizim. Yani birilerine illa ben burayı al, şurayı al, sadece tavsiyem olabilir. Diyebilirim ki ya buranın fiyatı gerçekten iyi. Bazı ilanlar için söylediğim gibi. Mesela o Çanakkale'de iki tane yer var öyle. Bir tanesi, evle uğraşmayacaksınız mesela. Ev yapılı zaten. Bir tanesi de metrekaresine göre fiyatı çok uygun olan bir yer. Şimdi böyle yerleri ben tavsiye ederim yani fiyat olarak. Ama illa şu malı al demiyorum. Bunu demem hiçbir zaman. Ben kendi işimde de öyleyim. Yani kimseye bugüne kadar ısrar etmedim. İlla şurayı al falan işte. Öyle bir şey benim, öyle bir yapım yok. Beğeniyorsa, adam kendisinin içine sindiyse alır. Neticede orada oturacak, yaşayacak olan sizlersiniz canlar. Hem yazını hem kışını, mutlaka ve mutlaka kışını geçirin. Şimdi bazen tatile bir bölgeye gidiyoruz. Bakın, daha önceki videolarda anlattım ama yeni katılanlar için de gelsin bu. Bir yere tatile gidiyoruz. Atıyorum Antalya'ya. Antalya'nın sahilinde bir yerde 5 yıldızlı otelde şahane bir tatil yapıyoruz. Değil mi? 5 yıldızlı otelde veya 4 yıldızlı otelde veya butik otelde fark etmez. Çok hoşumuza gidiyor işte, bir gün atıyorum işte müzesine gidiyoruz. İşte bir gün başka bir sahiline gidiyoruz. Bir taraf işte 5 yıldızlı sahiline gidiyoruz. Denizine gidiyoruz. Yani her yerini çok seviyoruz. Kaldığımız süre maksimum 10 gün, 15 gün olsun ya da bir hafta olsun. Yani kaldığımız, geçirdiğimiz zaman ve biz yazın gidiyoruz bu tatile. Fakat kışın orada neler var, neler yok bilmiyoruz. Ama aklımızda hep şu kalıyor dönerken. Ya keşke şuradan bir tane yer alabilsem. Dönüyorsun, bakıyorsun, o keşke şuradan yer alabilsem dediğin bölgede fiyatlar çok yüksek. Diyorsun ki o zaman biraz daha ilerisinden alayım. Oraya bakıyorsun, orada da biraz fiyatlar yüksek. Biraz daha ilerisine falan diyorsun ya, böyle devamlı bu silsile halinde giderken işte böyle köylere doğru geliyorsun. Ve gözün kapalı, oradaki hayal ettiğin yaşamı bu köyde sürdürmek için bir alışveriş yapıyorsun, paranı harcıyorsun. Zaten hep söylüyorum sana, usta bulmak zor bu işlerde. Geçen videoda anlattım. Ya böyle bir zorlukların içine giriyorsunuz. Böyle bir zorlukların içine girerken, bak anlatıyorum size. Yani sizler yanlış yapmayın, yanlış adım atmayın diye anlatıyorum. Hep diyorum ki hastanesi, postanesi, ne bileyim işte ATM'si, marketi, pazar yeri. Ya bazı yerlerde yok canlar. Ya yer çok uygun olabilir, çok ucuz olabilir, bütçene uygun olabilir. Ama birçok şeyi orada bulamayabilirsin. Ya da benim gibi soğuğu sevmiyorsan, aa anan ben nereye geldim arkadaş ya? Ne güzel tatil yapmıştım geçen sene. Abi kış çok soğukmuş ya diye konuşmalar eşinizle ya da sevdiğinizle, kim neyse artık, bu konuşmalar başlayabilir. Bunu da söylemiş olayım, anlatmış olayım. Şimdi Kılavuz köyü konum olarak yayla havası vermektedir demiş. Muhteşem doğasıyla ve bölgenin en çok zeytin veren köyü olarak bilinir. Şehrin karmaşasından uzak, sakin, huzurla zaman geçireceğiniz güzel bir konumdur.
Toplamda ev ve avlusu 310 metrekaredir. Oturmak için tadilata ihtiyacı vardır. Detaylı bilgi için arayınız demişler. Bu arada çadır kampına bayılan bir adamım. Onu da size söyleyeyim. Yani şimdi şehir merkezinden uzak kafa dinlemek hakikaten çok iyi. Ben özellikle kış kamplarına çok giderim. Kartepe'ye özellikle çok giderim. Kartepe'ye kışın, hatta gittiğimde yine ufak bir video çekerim oradan size. Bu sene nasip olur da gidersem. Kış kampı gerçekten çok güzel olur. Ama işte bir gün, iki gün kalıyorsunuz. Harika zaman geçiriyorsunuz, süper vakit geçiriyorsunuz. Ama devamlı orada yaşayabilir misiniz işte? Bunları anlatmaya çalışıyorum size. Evet, buranın da telefonunu verelim. 690 bin lira istiyorlar. Muğla Milas Kılavuz Mahallesi'nde yine çenemiz düştü. 0543 548 0448 0543 548 0448 canlar. Bu ilana da ulaşabilirsiniz. Ve Tekirdağ, Tekirdağ Hayrabolu, Tekirdağ'a da selam olsun. 565 bin lira istiyorlar. Bu da yeni bir ilan. 28 Ekim tarihli bir ilanımız. Gökmen Sevim mal sahibi arkadaşlar. Metrekare çok iyi. Yani İstanbul'a yakın olsun isteyenler varsa Tekirdağ Hayrabolu'da 1560 metrekare canlar. Çok güzel bir metrekare bana göre. Fotoğraflarını büyütelim. 7 tane fotoğrafı var, ona bakalım. Bu 1560 metrekarenin içinde küçük de olsa şöyle bir ev var. Böyle bir yapı var. Bakın, görüyor musunuz büyüklüğü? Yani bayağı büyük bir alan. 1560 metrekare. İstanbul'a yakın olsun diyenler varsa. 2019 tarihinde tescil ettirmişler. Ve bahçeli kerpiç ev diye geçiyor. Bak, tapularda bunlara dikkat edin. Görüyor musunuz? Bahçeli kerpiç ev geçiyor. Bakın, yüz ölçümü de burada yazar. 1560 metrekare. Burası oldukça büyük, güzel bir metrekareye sahip. Bahçeli kerpiç ev, bakın. Öz nitelik bilgisinde de aynısı geçiyor. 7 tane fotoğraf var dedik. Bakalım ne yazmışlar. Tekirdağ Ayrabolu Temrezli Mahallesi'nde satılık bahçeli müstakil ev. Kelepir durumda olup arsa fiyatına satılıktır. Tek tapu olup kendi yerimizdir. Su, kanalizasyon, altyapısı olup komisyon, aracı vesaire bulunmamaktadır. Alıcısına hayırlı olsun demiş. Mal sahibi Gökmen Sevim 0543 531 92 88 0543 531 92 88 canlar. Tekirdağ Hayrabolu Temrezli Mahallesi'nde 565 bin lira. 1560 metrekare ama. Evet, bir sahibinden daha yer var. Yine İstanbul'a yakın olsun isteyenler için gelebilir bu da. Yine Tekirdağ Süleymanpaşa Naipköy Mahallesi'nde. Denize yakın olan kısımlar bunlar. 617.500 lira yazmışlar. Bu da mal sahibinden ama sanki bana biraz fiyat burası için yüksek geldi gibi. Yine de listeye aldım, soranlar var çünkü. Tekirdağ Süleymaniye, bakın avlusu, o güzel bir fırını. Evin içi temiz arkadaşlar. Yani belki de onun için böyle yüksek yazmışlardır ama metrekare, hani bahçenin metrekaresi bana ufak geldi. Mutfağı falan temiz. Of 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 of. Ne bu, elma? Maşallah. Hay maşallah. Dallar kırılıyor be. Böyle üst katı iki katlı dubleks şeklinde. Evde masraf yok canlar. Böyle avludan bir giriş var. Karşınızda da İki katlı evi var. Güzel. Bakalım, banyosu falan temiz. Tekirdağ Merkez Naip Mahallesi'nde, köyünde masrafsız satılık bahçeli iki katlı müstakil ev. Tekirdağ merkeze 17 kilometre, Kumbağa 3 kilometre, Asyaport Konteyner Limanı'na 3 kilometre, toplam 155 metrekare canlar. Bahçesinde erik, nar, armut, zeytin ağacı mevcuttur. Bahçede ayrıyeten kiler mevcuttur. Araç takası değerlendirilir. Pazarlıkta sünnettir demiş. Yani pazarlıkta yapacak canlar. 617.500 lira yazmışlar. 28 Ekim 2022 tarihli. Ersan Esen 0553 024 15 16 0553 024 15 16 sahibinden bir ilan canlar. Devam edelim. Samsun'da bir dostumuz var. Hem Samsun'a hem de kendisine selam olsun.
devamlı soruyor. Bu da 27 Ekim 2022 tarihinde bulduğum bir ilan. Bu da o cana gelsin veya Samsun'dan soranlar varsa bunu buldum. Yeni tarihli bir ilan diye. 414 bin lira yazmışlar. Çok büyük bir yer değil. Şu görmüş olduğunuz yer tek katlı. Hani büyük bir arsası, arazisi yok. Burası ileriye dönük yatırımlık bir yer. Çünkü koca koca canavarların, büyük apartmanların artık içinde kalmış. Bakın arkasında, önünde, sağında, solunda görüyorsunuz. Kaç katlı bunlar? 1, 2, 3 katlı, 3, 3,5 katlı yerler var. Bakacağız şimdi açıklamalara ne yazmışlar. 12 tane fotoğrafı var. 95 metrekare. 95 metrekare alan içerisinde ev demiş. Arsanın tamamı inşaat tabiyesi. Yani tamamını kullanabiliyorsunuz demiş. Tabii bunlar hep imar müdürlüğünden öğrenmek lazım. Tamamını mı kullanabiliyorsun yoksa ne kadar kısmını kullanabiliyorsun diye. Şehrin merkezinin göbeği demiş. Ayrıntılar için arayınız demişler. Nerede burası? Samsun Bafra Gazipaşa Mahallesi'nde. 414 bin lira istemişler. Osman Toksöz 0507 501 87 57 0507 501 87 57 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Samsun'u da bitirdik. Şimdi Balıkesir Gönen Dereköy Mahallesi'nde. Evet. Burası daha önceden emlak ofisindeydi canlar. Daha önceden emlak ofisindeydi. Fakat şimdi mal sahibi ilan vermiş. Bunu daha önceden yayınlamıştım, birçoğunuz hatırlayabilir. 1350 metrekare Balıkesir Gönen tarafını isteyenler Dereköy Mahallesi'nde. Bu ilanı yeniden atmışlar. 27 Ekim'li tarihli bir ilan olmuş artık. Şöyle fotoğraflarına bakalım. Mal sahibi atmış. Bakın şurası. Burası bir dere gibi bir şey herhalde. Temiz su mu, pis su mu bilemedim. Okuyacağız açıklamalarını. Ben çok dere kenarlarını sevmiyorum. Sevenler var mıdır bilmiyorum. Aldım, mal sahibi tekrar ilanı atmış diye. Bakın görüyor musunuz? Şu kırmızı çizgileri olduğu alan eve ait. Metrekare oldukça büyük. İki tapu var burada. 1350 metrekare. Bakacağız şimdi. Doğa manzaralı, önü asla kapanmayacaktır. Balıkesir Gönen'e 12 kilometre olup 15 dakika uzaklıktadır. Elektrik, su, telefon ve ulaşım sıkıntısı yoktur. Bahçe içinde zeytin ağaçları ve çok çeşitli meyve ağaçları vardır. İki tapu olduğunu söylememiş ama iki tapu olduğunu nereden anlayacağız bunu? Gelelim oraya hemen. Canlar, iki tapu olduğunu şuradan anlayacağız. Evet. Bakın hem 514 hem de 515 numaralı parseli işaretlemişler. Demek ki neymiş bu? İki tapuymuş. Yani alırken iki tapu alacaksınız bunu. Canlar. Hülya Atalay 0545 109 66 68 0545 109 66 68 numaralı telefondan Balıkesir Gönen Dereköy Mahallesi'ndeki bu ilana 812.500 lira yazmışlar. Ulaşabilirsiniz. 1350 metrekare. Devam edelim. Nereye geldik? Muğla Milas'ta bir yerimiz daha var. Muğla Milas Kargıcak Mahallesi'nde bu da. 142 metrekare. 250 bin lira istemişler canlar buraya da. 142 metrekare evet. Şöyle fotoğraflarını büyütelim. Full masraflı olan, sadece sağlam olan taşlar belki kullanılabilir burada. Diğer hiçbir şey kullanamazsınız. Tadilat ruhsatıyla yapabileceğiniz bir yer mi? Bakalım her şeyi işli mi? 142 metrekare alana sahip. Kadastral yola 0. Köy yerleşim yerinin merkezinde elektrik hattı mevcut. Şebeke suyu bulunmamaktadır. Şebeke suyu için girişimler devam etmektedir. Hobi amaçlı bahçe yetiştiriciliği için bahçesi vardır. Detaylı bilgi için iletişime geçin demişler. 250 bin lira. Şimdi bunun görüntüsüne, şeyine, konumuna bakalım. Bu da yukarıda. Yani nerede? Bakın Sarıkaya dedik ya biraz soğuk oluyor diye. Bu Sarıkaya ile Akkovanlık arasında bir yerde. Yani biraz daha burası da soğuk olan bölgelerde.
Ama düşük bütçeliler varsa, metrekare bana uyar diyenler varsa 0546 903 45 43 0546 903 45 43 numaralı telefondan arayabilir canlar bu yerde. Şimdi nereye geçtik? İzmir Tire 4 Eylül Mahallesi'nde 27 Ekim 2022 tarihli yeni bir ilanımız daha var. Buna da 455 bin lira istemişler canlar. Fotoğrafını 9 tane fotoğrafı var. Mavişe boyamışlar. Etrafındaki evleri göstermişler. Evimiz bu. Evimiz bu. Boyasını yapmışlar ama içini çekmemişler. Etrafında da şu evleri göstermişler. Villalar falan da var bakın diye. Bakalım ne yazmışlar. 673 metrekare bu arada arsası iyi. Yeşil Tren'in gelişen mahallesi demişler. Hiçbir şey yazmamış başka. Feridun Özkan. 673 metrekare 455 bin lira istiyorlar. Eğer İzmir Tire 4 Eylül mahallesi tarafını düşünenler varsa canlar burayla ilgilenebilirler. 0537 211 88 20 0537 211 88 20 devam edelim. Ve Çanakkale Lapseki Taştepe köyünde yine 325 bin liraya bulduğum ama çok güzel bir manzaraya sahip, gerçekten baraj ve boğaz manzaralı müstakile Lapseki Taştepe köyünde 325 bin lira 138 metrekare. Şöyle bir fotoğraflarını büyütelim. Ev bu canlar. Şu görmüş olduğunuz ev. Şimdi drone'la çekim yapmışlar. Drone'la çekim yapmışlar. Ev burada ya, gösterdikleri ev buradaydı, işaretli olan ev. Gerçekten denizi görüyor mu? Şuradaki barajı görüyor mu bilmiyorum. Drone görüyor ama. Yani şu an bize verdikleri görüntüde drone görüyor. Evden de çekilmiş, inşallah vardır fotoğrafları diye düşünüyorum. Zannetmiyorum ama bakacağız şimdi. Şimdi evin duvarları beton. Ha, bu evden bakın. Evden çekim sanırım. Bilmiyorum, sizin fikriniz ne? Eğer bu evden çekimse, ben öyle diye düşündüm, listeye aldım. Çok harika bir manzaraya sahip canlar. Yani bahçesi de var, ufak da olsa, çok büyük değil ama bir bahçesi var. Ya ev de fena değil. Şu manzaraya göre fiyat iyi yani. Hani küçük bahçem olsun diyenler için. Bakalım ne yazmışlar şimdi. 160 ada 6 parsel. 138 metrekare arsa içinde 4+1 90 metrekare ev. 90 metrekarenin dışındaki size bahçe olarak kalmış yani. Ufak bir tadilat ile oturulabilir durumda. Kendine ait müstakil bahçesi mevcuttur. Köy merkezinde yer alan evin tüm odaları deniz ve baraj manzarasına hakimdir. Çanakkale Bursa ana asfaltına 5 kilometre, Lapseki merkeze 18 kilometre, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 20 kilometre mesafededir. Konumu güzel canlar. Bir de biz bakalım mı? Hadi beraber de bakalım. Konumu bu. Görüyor musunuz? Bu arada Marmara'ya da mesela Adatepe tarafına kaç kilometreymiş? 6 kilometre. Yani Marmara Denizi'ne de 6-7 kilometre. Görüyor musunuz? Çanakkale Lapseki'ye yakın. Yani Saro deniz düşünenler için de olabilir. Yeri fena değil. Zaten manzaradan 10 numara. 0533 140 48 17 0533 140 48 17 numaralı telefondan bu ilana da ulaşabilirsiniz canlar. Satılıklarımız bitti mi bakalım. Yok, bu da Denizli Tavas Hırka Mahallesi'nde buldum bunu da size. Fakat bu mal sahibi atmış bunu, telefonunu atmamış. Her zaman söylediğim gibi şurada ilan numarası var canlar. Bu ilan numarasını böyle kopyalayıp şuraya bakın. Şuraya, yani sahibinden.com'un şu ara kısmı var ya, buraya yapıştıracaksınız. Böyle yapıştırdığınız numarayı şuna basacaksınız. İlanı karşınızda göreceksiniz. Onun için o Hakan Eğiden'e mesaj gönderebilirsiniz burası için.
Denizli Tavas Hırka Mahallesi'nde 500 bin lira yazmış ama metrekare 1396 metrekare, 27 Ekim 2022, bu da yeni bir ilan. Fotoğrafları büyüteyim. Çok güzel gerçekten metrekaresi. Onun için aldım. Denizli'de soran da çok dostumuz var. İçinde genç ve yetişkin ağaçları da olan, bol ağaçlı, güzel, büyük bir metrekareye sahip bir yer. 3007 parselde görmüş olduğunuz bu ev. Bakın ne diye geçiyor? Ev ve tarla olarak geçiyor. Yani ev işli tapıya. Bu güzel. Evin içi de bakın bu şekilde. Biraz tadilata, onarıma ihtiyacı olan bir ev. Ama ayaklandırabileceğiniz bir ev gibi geliyor bana. Bakalım ne yazmışlar. İçinde müstakil evi olan, meyve ve ceviz ağaçları bulunan, ufak tefek tarım yapabileceğiniz, aynı zamanda organik yaşayabileceğiniz, Denizli merkeze 80 km uzaklıkta, elektrik ve suyu mevcut, köy içinde bahçemiz satılıktır. Az bir pazarlık payı vardır. Mantıklı araç takası yapılır demişler. Hakan Eğiden. Az önce söylediğim gibi buradaki ilan numarasını kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz buraya. Neymiş ilan numarası? 92 99 66 474. Tamam mı canlar? Bunu da geçtim. Şimdi size antrenman yapabileceğiniz, birçoğunuzun hayvancılıkla uğraşmak istediğini biliyorum. O dostlarımız da hep bize yazıyorlar, sağ olsunlar. Şimdi bu da yeni bir ilan, 28 Ekim 2022 tarihi, 4300 lira yazmışlar. İzmir Ödemiş, Küçük Avulcuk Mahallesi'nde hayvan damı müstakil eviyle beraber kiralık, 4300 liraya. Canlar. Bakın bu da böyle bir yer. Fotoğrafları büyüyor mu bakacağız şimdi. Yok, sadece bu fotoğrafı büyük olarak gösterebileceğim sizlere. Diğer fotoğrafları maalesef büyümüyor. Bu şekilde bakın. Ev küçük bir ev. Görüyor musunuz? Ev şu. 2+1. Çok büyük değil. Hayvan besiciliği yapacaklar için 3000 metrekarelik bir alana sahip. Okuyalım. Ödemiş'e 5 kilometre mesafede kiralık hayvan damı müstakil masrafsız evi ile birlikte elektrik su mevcut demişler. 4300 lira istiyorlar. Sevgül Arslan 0551 429 77 21 0551 429 77 21 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz canlar. Bakalım. Antalya Kemer. Ya bu Antalya, ya hakikaten dehşet kiralar. 28 Ekim 2022 Antalya Kemer Beycik Mahallesi'nde. Bu da yeni tarihli bir ilan. 5000 lira istiyorlar arkadaşlar. Bu eve de. Ama şu geçen gün basına çıkan İstanbul Esenler'deki evden güzel yani. Onu söyleyeyim. Çok çok güzel. Saray yani. Bu onun yanında saray. Tekirova Beycik'te kiralık ev demişler. Çok fazla bir şey yazmamış. Mal sahibi Melis Başgüner. 0536 979 81 41. 0536 979 81 41. Bakalım daha neler var. Balıkesir Burhaniye. Bu ilanı beğendim bakın. Bu ilanı beğendim. Listeye aldım. 490 metrekarelik bir köy evi. Burhaniye'ye çok yakın, Bahadınlı Mahallesi'nde. Fotoğraflarını büyütelim. 35 tane fotoğrafı var. Çok güzel bir manzaraya sahip. Bakın güzel bir terası var. 3000 lira demişler. Sokaklar çok güzel. Manzarası harika. Bahçesi güzel. Bahçe büyüklüğü güzel. Ev de temiz yani. Bakın mutfağı falan tertemiz. Görüyor musunuz? 35 tane fotoğraf var. Şöyle. Bu bahçede ufak önden giriş avlusu. Bu da güzel. Avlusu da güzel. Çok temiz bakılmış. Güzel, bakımlı bir ev. Valla ben beğendim. Bakın banyosu da güzel. Bakalım ne yazmışlar.
Köy içinde arsa alanı 490 metrekare, ev 150 metrekare 3+1, balkonundan full manzaralı avlulu veranda, PVC duşakabin, Hilton banyo, kapalı mutfak, taş fırın, 2 katlı dubleks. Köy havasına ve doğaya yaşamak için işte fırsat, full manzaralı. Köyde sağlık ocağı, 3 adet kahve, tarifeli belediye minibüsü, oksijeni bol ve sakin hayatı tercih edenlere mutlaka deneyin. Bu fırsatı kaçırmayın demişler arkadaşlar. 490 metrekare burası. 3000 lira istiyorlar. Balıkesir, Burhaniye, Bahadır Mahallesi'nde 0545 336 16 54. 0545 336 16 54. Ve 6000 lira İzmir Çeşme Ovacık. Çeşmeye yakın soranlar vardı. Yıllık demişler 3+1, onun için aldım bunu. Çeşmeye yakın soranlar vardı. Metrekare 300 metrekare yazmışlar brüt olarak ama bakalım şimdi hep birlikte fotoğraflarına. Güzel bir bahçenin içinde 3+1 müstakil yıllık kiralık Çeşme Ovacık'ta arkadaşlar, böyle sobalı. Çeşmeye yakın düşünenler varsa bu 6000 lira en uygun kiralardan bir tanesi. Maalesef. Maalesef. İnşallah şu fiyatlar düşer de herkes rahatlar. Güzel bir manzaraya sahip yukarıdan. Epovizyon 2'den Ömer Yiğit kiralıyor demiş. Ovacık yolu üzerinde yıllık kiralık müstakil ev. Ödeme ay ödemeli olabilir. Bahçe kullanımı dahildir. Eşyasız verilecektir. Daha fazla bilgi için iletişime geçin demişler. 0531 705 0758. 0531 705 0758. Ve son olarak da Muğla Ortaca Karadonlar Mahallesi'nde 5000 liraya yazmışlar bunu da. Bu da yine müstakil ev. Güzel bahçesi olan 2+1. Böyle yeni yapılmış bir ev. Bahçeye. Gayet güzel. Ev yeni canlar. Bakalım. Ortaca merkezi 10 kilometre uzaklıkta olup tam müstakil bahçe kullanımı vardır. Sessiz, sakin, doğayla iç içe bir yaşam sürdürmenin tam yeri. O 01 yapıdır. 15 gün sonra inşaat bitiş tarihi. Yani 15 gün sonra tertemiz teslim edeceğiz demiş. Yıllık peşin kiralamada da fiyat değişir demiş. Karadonlar mevkiinde. Yıllık kiralama yaparsanız 5000 lira değil de belki 4000 liralara falan tutabilirsiniz. Belki 3000 liralara, bilemiyorum. Öyle belirtmişler. 0545 603 1445. 0545 603 1445 canlar. Şimdi şunu söylüyordum işte. Böyle bir haber vardı. Onu da sizle paylaşayım. Emlak 365 sitesinin haberi. Harabe haldeki eve 4000 lira kira isteyen ev sahibi sosyal medyayı salladı. Evin resimleri paylaşım rekoru kırdı. Bunu hepiniz görmüşsünüzdür. İstanbul Esenler'de bakar mısınız ya? Ya buraya gerçekten bu paraları isteyenlere de bilmiyorum gereğinin yapılması lazım diye düşünüyorum. Bakar mısınız abi? Şu onun için dedim ya size. Bu paylaştığım yer bundan daha iyi diye. Yani şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Bazen ağlanacak halimize gülüyoruz diye bir laf var ya. Aynen o. Bu da yine yeni bir haber. Kendi arsası üzerine evini yapmak isteyen dar gelirliye devlet 175.000 TL barınma yardımı ödeyecek diye bir haber var. Bunu da sizle paylaşmak istedim canlar. Bu ne kadar doğrudur değildir bakalım bir. Devletin dar gelirlilere yönelik olarak uyguladığı destek programları her geçen gün artarken evi eski olan kişilere muhtaç durumda olmaları şartıyla yeri barınma yardımı rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre 2022 yılında ödenecek olan barınma yardımları artarken kendi evini kendi yapmak isteyen kişilere ödenen rakamda da iyileştirme yapıldı. Pandemi döneminde tüm dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanma Türkiye'yi de olumsuz bir şekilde etkilerken ne yazık ki pek çok kişi ay sonunda bütçesini denkleştirmede zorlanmaya başlamıştı. Yaşanan olumsuzluklar üzerine devletin yeni hibe para yardımı destekleri açıklanırken hem ödenen sosyal yardım destekleri çeşitlendirilmiş hem de bu paketlerde ödenen rakamlar arttırılmıştı. 200 bin liraya kadar barınma yardımı yapıyormuş. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sosyal yardım programları arasında en çok başvuru alanların başında barınma yardımları geliyor diyor. Özellikle de son dönemde yükselen konut fiyatları ve ev kiraları nedeniyle dar gelirli vatandaşların barınma dertleri de artarken yapılacak olan başvurular ile 18 yaş ve üzeri kişilere belirli koşullar altında 200 bin liraya kadar barınma yardımı ödeniyor. Neymiş bu yardım almak isteyenlerin koşulları, onu da okuyalım. Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, evin oturulamayacak derecede eski olması diyor. Yani evin, oturduğun evinin oturulamayacak derecede eski olması, hane içinde kişi başına düşen gelirin 1833 TL'yi aşmaması, üzerinden hesaplanmakta olup asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekmektedir diyor. Söz konusu, yani biraz önce Esenler'deki kiralık ev gibi bir şey olması lazım herhalde, ya da ondan daha kötü mü olacak bilemiyorum. Ama bayağı bir kötü olması gerekiyor diyor. Rakam Ekim ayı asgari ücret maaşı üzerinden hesaplanmıştır. Yaşlılık, engellik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olmak, üzerine ev yapılacak olan arsanın tapusuna sahip olmak. İşte bunları, bunların hepsi bir arada olursa canlar 200 bin liraya kadar, 200 bin lira demiyor ama bakın. Dikkat edin, 200 bin liraya kadar, ancak ortalama bu rakam 175 bin TL olacağını söylüyorlar. Yani sıfırdan 175'e kadar bir rakam belirliyorlar sanırım. Bu da aklınızda olsun kıymetli canlar. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz cansınız. Sağ olun, var olun destekleriniz için. Beğenilerinizi unutmayın. Sizlerden ricam. Beğeninizi bol bol yapın. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum. Yürekten de istiyorum bunu. İnşallah hepinizin olmayanlara Yüce Allah'ın başını sokacak bir ev nasip etsin. Bayramımız, Cumhuriyet Bayramımız tekrar kutlu olsun. Yüce Allah'ım devletimizi, milletimizi korusun, kollasın. Bayrağımızı da asla ve asla indirmek için mücadele edenlere aman vermesin Yüce Allah. Sizi sevenler için, sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.